iki haftadır süre gelen bir müsabakamız vardı. Geçtiğimiz haftada sizlerle bir araya gelip bu anlamda bir değerlendirme yapamamıştık. En son müsabakamız Düzce Spor müsabakasıyla birlikte tekrar sizlerle birlikteyiz. Ve bu konuda sizlerin aracılığınızla da kamuoyuna bir takım mesajları, bir takım paylaşımları yapmak istiyoruz. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Çok zor haftalardan geçtik. 14 günde 5 tane müsabaka oynadık. Çok yorucu ve sakatlık içerisinde süren bu mücadeleler sonucunda da en son Düzce Spor müsabakasını sonlandırdık. Tekrar bir kupa serisiyle başlayacağımız yarından itibarenki müsabakalarla birlikte en sağlıklı şekilde sahaya çıkmak istiyoruz. Ve bundan sonra süreci de tekrar en güzel şekilde yaşamak istiyoruz. Öncelikle Düzce Spor maçı, Sarıyer maçı, bunların hepsini değerlendirdiğimizde ben bu mücadelede yer alan oyuncularımı cani gönülden tebrik ediyorum. Hiçbir şekilde onları kötü oynadıkları veya kaybetmedikleri bir müsabakada eleştirmeyi ve bu konuda da onları yermeyi doğru bulmuyorum açıkçası. Bu takım gökten zembille inmedi. Bir sefer bunu böyle bilmemiz gerekiyor. 10 haftadır süre gelen büyük bir mücadele var. 10 haftadır süre gelen gerçekten birbirinden değerli oyuncularımızın ortaya koyduğu büyük bir mücadele. İyi bir mücadele ve iyi bir puan durumu var. Şimdi şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Yakaladığımız 10 haftalık bu durumu bize bir senaryo yazılsa ve bu senaryoda dense ki 10 puan, size 10 haftada bu puana sahip olacaksınız. Gol yeme sayısına, bu gol yeme sayısına sahip olacaksınız. Liglerin namalup takımı olacaksınız. Sanırım o senaryonun altında herkes imza atardı. Evet, biz böyle bir takımın durumundan bahsediyoruz. Yani hayallerine gitmek için büyük mücadele veren bir takımdan bahsediyoruz. Biz diğer takımların gibi aşağı yukarı 10 takımın harcamış olduğu bütçeden daha az bütçelerle kurulmuş bir takımız. Bunun altını bir çizerek söylüyorum. Yani bu liglerde bizden daha fazla para harcamış 10 tane takım var. Bu kadar sessiz ve mütevazi davranmamın nedeni biz kalitemize inandığımız ve kendimize güvendiğimiz için hiçbir şekilde cevap verme ihtiyacı da duymuyoruz. Evet, destek istiyoruz. İlk defa sahamızda puan kaybettik. Ben maç sonrası herkesin oyuncularımızı çağırıp onlara destek vermesini cani gönülden arzu ederdim. Nasıl kazanıldığında hep birlikte berabersek böyle puan kayıplarında da bazen destek verilmesinden yanayım. Gördüğümüz üzere eğer birazcık istatistiki kısa bir değerlendirme yaparsak gördüğümüz üzere iki grupta da oynanan müsabakalarda hem bizim üstümüzdeki ligden de hem de kendi ligimizde de Ahmet'in, İskenderun'un, Trabzon'un, Buca'nın, Esenler, Erol'un, Eyüp'ün, Kocaeli'nin puan kaybettiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Demek ki müsabakalarda bazen kendi sahanızda bile mağlup olabiliyorsunuz. Kaldı ki biz daha henüz Allah'a şükürler olsun, Allah da nasip etmesin ama böyle bir kayıpları yaşayan bir takım değiliz. İyi oynadık, kötü oynadık. Bakın, şöyle bir genelleme vardır. Futbol adamları, bu işin içinde olan futbol adamları bunları bilmekle mükelleftir. Sezonun tamamında iyi oynayamayabilirsiniz. Ama 10 hafta, 8 hafta, 9 hafta takımların iyime kazanma bir durumu vardır. Ve bu 8-9 hafta iyi giderler. Ve sonrasında 1-2 haftalık böyle bir düşüş olur. Olabilir de. Son derece normaldir. Bu anatomiye ters zaten. Oyuncularımızın mental olarak da buna ihtiyaçları var bazen. Ve fiziksel olarak da yoruldukları bir dönemden çıktıkları için de çok normal. 8-9 haftalık o ivmeden sonra 1-2 haftanın düşüşle geçmesi bizim için son derece normaldir. Biz teknik adamlar için. Biz bunu yaşadığımızı düşünüyoruz. Hele bir de üstüne üstlük sakatlıklar da hastalıklar da çıkınca son müsabakalarda, son iki müsabakada özellikle bunun acısını birazcık yaşadığımızı söyleyebilirim. Hesapladığımız
Ve istediğimiz plan ve programda gidiyoruz. Bunun altını net çiziyorum. Hem kulüp olmaya çalışıyoruz, hem de giden, hedefe giden bir takım yaratmaya çalışıyoruz. 9 aydır bu takımla kalkıp, bu takımla yatıyorum. Büyük mücadele verdim kulübümüze sınıf atlatmak için ve de kulübümüzü değer katmak adına, skorlar adına da, bulunduğu konum itibariyle de, hani vizyondan bahsediyorlar ya, kusura bakmasınlar, vizyonu en çok yaşatan ve yaşayan insanlardan bir tanesi benimdir. Yeniliklere hep açık, geleceğe hep açık, bir teknik adam olarak bunu Kastamonu sporumuza cani gönülden vermekten onur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Sayın Onursal Başkanımız Cengiz Aygün olmasa, ona olan sevgim ve saygım olmasa, gelen birçok teklifleri bu arada değerlendirir ve burada olmaz, başka bir takıma giderdim. Ama ona olan sevgim ve saygımdan, ona olan bağlılığımdan, sadakatimden ötürü burada Kastamonu Spor'a verdiğimiz 9 aydır mücadeleyi bir bebeğimiz gibi büyüttüğümüz için burada kalmayı tercih edip bu takımı şampiyonluğa oynayacak bir takım haline dönüştürmek için bu sözümün arkasında durdum. Biz liglerde oynayan, iki santrafor oynayan tek takımız. Bir sefer bunun altını çizeyim. Hani bazıları diyor ya, savunma ağırlıklı oynanıyor falan filan. Ona istinaden bunları söylüyorum. Madde madde değerlendirdim. Verilecek en net cevabım budur diye düşünüyorum. Yani Türkiye liglerinde bizim gibi iki santrafor oynayan takımın baktığımız, araştırdığımız, gördüğümüz zaman olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Skoru korumak ile ilgili düşüncelerin hiçbirine katılmıyorum. Biz skoru korumak adına değil, biz şov takımı değiliz. Biz maçı kazanmak isteriz. Maçı kazanmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf ederiz. Ve neticede kazanmak adına da bugüne kadar başarılı olduğumuzda söylemek isterim. Evet, bunu söylerken namağlup olmamız, en az liglerin en az gol yiyen takımlarından birisi olduğumuz için söylemiyorum. Ama bazıları bunu söylediğinde belki de onu düşünerek söylüyorlar herhalde, savunma ağırlıklıyız diye. Şöyle bir şey anımsatayım. Sarıyer maçında durum 1-1'ken ve 10 kişi kalmışken Zahit'le Aziz'i oyuna aldım. Yani bunu niye aldım? Maçı kazanmak için aldım. 10 kişiyi ve 2 forvet oyunu alıyorum. Hani savunma ağırlıklı diyenlerin herhalde net cevaplarından bir tanesidir. Bu hafta Düzce maçında oyun 0-0 giderken stoper çıkardım, forvet oyuncusu Zahit'i koydum. Dörtlüye döndüm, maçı kazanmak adına bir forvet daha koyarak 4-2-4 yaptım. Ki bu riskin alınabilecek en babasıydı bence. Bunu da yapıp oyunu lehimize çevirdik. Sonrasında bazı oyuncularımızın hastalığı, ki bunu sayacağım şimdi, bu maça çıkarken insanların bilmediği, sadece yorumlamak için yorumladığı bir takım şeyleri anlatayım ki insanlar daha doğru bilsin. Şimdi bir kişi dediğiniz zaman bile savunmada çok önemli yer teşkil eder. Yalçın gibi büyük bir tecrübeden eksik çıktık. Kalecimiz Apo'nun sakatlığı, Yalçın'ın olmayışı, Oğuz'un sakatlığı, bunlar hepsi sakat sakat çıkılan. Kubilay'ı devre arasına kadar oynatabilmek, yani bu maçın devre arasına kadar oynatabilmek bile mucizeyken, çocuk oyunun ikinci devresinde bile oyunda kalmayı tercih etti ki bir gece öncesinde serumlarla olan bir çocuktu. Yiğit Ali keza aynı. Yusuf aynı, hasakatlıktan muzdarip olan çocuklarımız. Bu çocuklarımızla biz böyle bir müsabakaya çıktık ve onları gerçekten verdikleri bu fedakarlık, sahadaki mücadeleden dolayı canı gönülden tebrik ediyorum. Bazen dedim ya, üst üste gelen müsabakalar ufak tefek arızaları olabiliyor, çıkabiliyor. Biz de bu çocuklarımızın fedakarlık yaparak çıktıkları bu müsabakada istediğimiz seviyede olmadılar da. Olabilir. Bu çok normal. Futbolda bu var. Her zaman iyi oynayacaklar, her zaman çok müthiş oynayacaklar diye bir kural yok. Ben sadece fedakarlıklarından ötürü çok teşekkür ediyorum çocuklarımıza. Evet, bir de bir
İsim vereceğim. Bir köşe yazarı var. Emine Eri mi? Tanımıyorum kendisini ama. Bir Emine Eri diye bir arkadaş var. Burada sanırım köşe yazarlığı yapıyor herhalde. Yanlış anlamasın. İsim vererek söyledim. Çünkü o isim vererek kullanmış beni karşılığında. Benim şampiyonluğa oynatamayacağımı yazmış. Playoff oynarsak olabileceğimi yazmış. Şöyle bir background'uma bakarsak, Google'a girecek bakacak. Üçüncülüklerde, ikinciliklerde, birinciliklerde, Süper Lig'e çıkardıklarımda playoff'larımı sayarsa, sanırım şampiyonluklarımı da sayarsa, sanırım herhalde ne demek istediğimi çok iyi anlar arkadaş. Okan'la Alptekin konusuna değinmiş. Ben de Okan ve Alptekin konusuna değineceğim. Okan'ımız 3 hafta önce büyük bir kasık sakatlığı yaşadı. Ve maalesef de 2-3 haftadır bunun acısını yaşayarak çocuk bizi yalnız bırakmadan oynamaya çalışıyor. Evet, bu Okan için de bizim için de üzücü bir durum. Kaldı ki 2 haftadır da iyi oynamadı ortada. Ama bunu fedakarlıkla ve kendisinin de büyük bir özverisiyle oynadığını da sayarsak onu alnından öpüyorum. Ve gelişimi, Okan zaten gelişimini tamamlamış. Türkiye liglerinin en iyi santraforlarından bir tanesi. Gelişimden bahsetmiş de. Yine söylüyorum, Google'a girsin de kimler piyasaya çıkardığımı, bir Türk futboluna kimleri kazandırdığımı, o genç yıldızları futbolcu yaptığımı görür. O yüzden de çok fazla yorum yapmayacağım. Çok fazla muhatap da olmak istemiyorum. Çünkü beni Türkiye liglerinde rahmetli Uncaluşlar, Ermanlar, hepsi ulusal kanallarda eleştirdi. O yüzden ben öyle yorum yapacak hiçbir şekilde geçmişi, background'ı olmayan birisinin, illaki bakın söylüyorum, futbol oynamış olması yorum yapmasıyla alakalı değil. Bence de yorum yapan kişilerin illaki futbolcu olması şart değil. İllaki futbolu oynamış da onlar yorumcu olsun diye böyle bir ayrışımım asla söz konusu olamaz. Başka bir gözle görebilmek bir sanattır. Bu sanatı da icra edenleri cani gönülden kutluyorum. O yüzden bizi çok kişiler zamanı geldi, çok konuştu, eleştirdi de ulusal kalanlarda. O yüzden beni çok fazla etkilemiyor. Ama etkilediği şeyler şunlar. Bir Alptekin tutturmuş, bir Alptekin'in takım kaptanlığı ile ilgili tutuyor, konuşuyor. Ya sevgili kardeş, hani bilmiyorum background'un nedir de, bu şehirde köşe yazarlığı yapıyorsun da, tamam saygı gösteriyoruz sana, o sana saygı göstermiyorum, gazetene saygı gösteriyorum. Gazeten sana böyle bir yetki vermiş de, ya sevgili arkadaşım, sevgili dostum, dostum değil de kardeşim neysen, ya Allah aşkına Alptekin'e değil ben takım kaptanlığı, ben şehrime takım kaptanlığı verdim. Kastamonu'nun çocuğuna destek verdim. Kastamonu'nun ailelerine takım kaptanlığı verdim. Ben altyapıdan gelen çocuklara takım kaptanlığı verdim. Bunu anlamakta bu kadar zorlanmanı ben anlamıyorum açıkçası. Bir şehrin kaderini değiştirebilecek bir çocuktan bahsediyoruz ve bu çocuğun yaşı 18. Sen şu anda onun gelişim için neler yaptığını biliyor musun? Özel performans antrenörü tuttuğumuzu biliyor musun? Takımla birlikte neler yaptığını, bireysel mental antrenmanları aldığını biliyor musun? Hiçbir şeyi bilmiyorsun. Bilmediğin bir ortamda böyle bir günde gel bir antrenmanımızı seyret ve bir antrenmanı seyrettikten sonra yorum yap, köşe yazarlığı yap. Ya yapmayın bunu, yapmayın. Bu çocukları eleştirmeyin. Sizin yaşamadıklarınızı yaşıyor diye bu çocuk, kendi Kastamonu'nun evladı olduğu için de bu çocuğa böyle elinizden geldiğince vurmaya çalışmayın. Yazıktır, günahtır. Kötü oynayabilir. Şu anda iyi durumda olmayabilir ama bu çocukların bir geleceği var ve bu geleceğiyle ilgili sorumlu insanlar 18 yaşında bir çocuğa destek çıkmazsa, o zaman bu çocuğun ve Kastamonu'nun geleceğini kapatırsınız. Sizin gibi insanlar kapatır zaten. Kastamonu çocuğa destek olmamak bence bu şehrin geleceğine ambargo koymak demektir. O yüzden de ben bunları bir kez daha hatırlatıyorum. Ha, söylenecek çok cevabım olur. Kişisel olarak çok cevabım olur. Hani demiş ya, medyada sen konuşarak ancak burada kalırsın. Kusura bakma, senin o köşe yazarlığını ben gördüğümde, neler yazdığını okuduğumuzda, ki ben okumuyorum. Benim yardımcılarım ve asistanım getiriyor bana neler yazıldığını, ne okunduğunu, ne yapıldığını. Ben takip etmem. Ben kolay kolay
kendim alıp da okumam ama benim asistanlarım ve yardımcılarım haftalık almam gereken dersler, yorumcuların kimlerin neler yazdığı ile ilgili doğru şeyler varsa ki bunu geçen haftalarda da paylaşmıştım sizle. Doğru kalemlere saygım sonsuz. Beni eleştirmelerine asla ve asla, bakın asla neden eleştirdiniz demem. Öyle bir şey söz konusu değil. Ama eleştirdiniz çocuklar, biz görevlerimizi biliyoruz, sen de bil görevlerini. Biz görevlerimizi biliyoruz, sen de bil görevini. Nedir? Ne yazıyorsun orada? Görmediğin bir penaltıyı atıyorum. Bundan 4 hafta önce, şimdi söylemek istemiyorum ama kişiselleştirmek de istemiyorum bu konuyu. Kubilay penaltı atıyor. Maçtan sonra çocuklar gösteriyor bana ki okul yazıda Yiğit Ali'nin kaçırdığı penaltı diyor. Ya kardeş, Kubilay attı penaltıyı, Kubilay. Yiğit Ali değil. Eğer görmüyorsan maçı yorumlayamayacaksan yanına bir yardımcım vereyim de yardımcım sana hangi oyuncunun kim olduğunu, isimlerini versin de ona göre yaz. Ya pardon ya. Ya bu kadar da Kastamonu spor takımımızı küçültmeyelim ya. Yani bu kadar da ucuz değil bu köşe yazarlığı. Bugüne kadar kimlere ne yazdıysan yazdın, beni ilgilendirmiyor. Ben Levent Eriş'im. Ben bu camiada öldüm. Daha önce de söyledim. Burada dirildim. Burada yaşamıma tekrar geri geldim. Bu yaşamı Cengiz Aygün'e söz verdiğim için buraya geldim. Burada da şampiyonluk yaşamak için geldim. Beni dış mihraklar hiç etkilemez. Dışarıdan birilerinin ne yazdığı hiç umurumda değil. Beni burada kendi içimizdeki insanların ve kendi taraftarımızın çocuklarımıza ve bana yaptığı olmadığı destekler ilgilendirir. Ben bu destekleri görmek için buradayım. Yoksa başka bir şey için değil. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Dışarıdakilere ihtiyacım yok. Asla ve asla yok. Yok. Hele böyle yazı yazanlara hiç ihtiyacımız yok. Zaten Kastamonu Spor'un büyümesini hep engellemişsiniz ki. Bu köşe yazarlarıyla olacak, bunu çoğaltmayın, böyle bir köşe yazarıyla eğer bu şekilde devam edecekse, çocukları bu şekilde eleştirecekse, beni böyle şekilde eleştirecekse, kardeş aç bak, sadece onu söylüyorum sana. Fazla da seninle muhatap olmak istemiyorum. Çünkü kayda değer işler yap da Kastamonu'da bileyim bari, hiç olmazsa kim olduğunu bileyim, bilmiyorum, tanımıyorum da gerçekten. Antrenör müsün? Antrenörlük mü yapmışsın? Hayallerin ne? Beklentilerin ne? Vizyonun ne? Bilmiyorum. O yüzden de seni ciddiye alıp konuşmam bile şu anda benim adıma çok üzücü ve utanç verici. Kendimden de bunu yorumladığım için de utanıyorum ve üzülüyorum. Ama söz konusu çocuklarımla benim ilişkilerim, o çocukların gelişimiyle ve alttekinin takım kaptanlığıyla ilgiliyse cevabı sonuna kadar veririm. Bu konuda babamı da tanımam. Evet, bazılarının dediği gibi şampiyonluk ağızdan çıktığı gibi kolay gelmiyor. Şampiyonluk çok zor bir hikaye. Bu hikayede bir sürü mücadeleler var. Bu hikayede bir sürü çalışmalar var. Bu şampiyonluk hikayesi uzun bir hikaye ve yaşanılması için de büyük mücadele verilir. Biz de bu mücadeleyi veriyoruz. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Ben Sayın Başkanım, Onursal Başkanım Cengiz Aygün'le gurur duyuyorum. Onunla çalışmaktan onur duyuyorum. Oyuncularımın verdiği mücadeleden büyük gurur duyuyorum. Yönetim kurulumdan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bizi destekleyen Kastamonu Spor sevdalılarından büyük ve gurur duyuyorum. Olmayanlara da canı sağ olsun. Biz burada bir meşale yaktık. Bu meşaleyi sonuna kadar yakmaya devam edeceğiz. Kimselere masal anlatmadım. Anlatmam da. Hayal satmadım, hiç satmam. Hayalci bir insan değilim. Hayallerim var derken gerçeğe dönüşebileceğine inandığım için onu söylerim. Çünkü gerçeğe dönüşmesi için büyük mücadeleler veriyoruz. Biz hedefe oynayan çok kaliteli bir grubuz. Evet, dedim ya biraz önce de 8-9 haftalık bir süreç vardır. Bu 8-9 haftalık süreci 10 haftaya çıkarmış bir takımız. Ve böyle devam ediyoruz. Böyle de devam etmeye devam edeceğiz. Ve oyuncularımın da başarılarına ben böyle verdiği mücadelelerde gurur duyacağım. Taşıma suyuyla değirmen dönmez demişim. Evet, biz diğer takımlar gibi en az 14 tane takım sayabilirim.
Iğdır'ı, Menemen'i, Ahmet'i, İnegöl'ü, Etimesu'yu, İskenderun'u, Sarıyer'i, Erzincan'ı, İskenderun'u, Derincesi, Karaman'ı, Arnavutköy'ünü, Aksaray'ın, Isparta'sını. Bunların hepsi 20'şer tane transfer yaptı. 20'şer tane en az. En az transfer yapan takım biziz. Bir açın bakın. 20 tane takım, 20 tane transfer yapan 14 tane takım var ligimizde. Biz 9 tane cuk diye oturan transfer yaptık. 13 tane geçen seneden kalan oyuncumuzla devam ettik. Taşıma suyuyla değirmez dönmez demek istediğim şey buydu. Biz 13 tane geçen seneden oyuncu bırakıyoruz ve 9 tane cuk diye oturan ve en azami şekilde onlardan faydalanan, her kuruşunu zerre hesapladığımız bir transfer politikası çizdik. Ve bu oyuncularımızdan en azami şekilde faydalanıyoruz. Biz öyle çok büyük rotasyonu olabilecek bir takım değiliz. Yani bu yüzden biz de ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Ve dedik ki alacağımız oyuncudan en azami şekilde faydalanalım. Faydalandık mı? 10 maç itibariyle %85'lere varan bir başarı oranımız var yaptığımız transferlerde. Bu çok ciddi bir rakamdır. Transfer çok büyük hata içeren bir politikadır. Geçen sene bu takım 35 tane oyuncu aldı arkadaşlar. Sezon boyunca. Bu sene biz 9 tane oyuncu aldık. Cuk diye oturabilecek ve cuk diye bu takıma hem yardımcı oyuncu hem de oynayan. 7 tanesi ilk 11'de oynuyor. Yani yeni bir takımız aklında aslında bakarsanız. Yeni bir takımız ama bu yeni takımın içinde de içeriye değerlendirdiğimiz çocuklarımız var. Yani ben çok hesaplı gittiğimizi, maalesef ki ekonominin dibe vurduğu, gerçekten inanılmaz kötü olduğu bir durumda elimizden geldiğince en doğru hesaplamalarla transfer yapmaya çalıştık. Böyle biz paramızı har vurup harman savurmadık. Kimsenin anlattığı gibi, böyle birilerinin anlattığı gibi büyük ekonomilerle falan. Hayır. Dedim işte 14 tane takım 20'şer tane oyuncu almış. En az 10 tane takım bizden fazla para harcamış. Böyle bir durum var karşımızda. Yani ve biz çok başarılıyız. Bizi başarıya götüren şey bizim birlikteliğimiz. Sayın Başkanımızın birbirimize olan ve çocuklarımızla olan sevgimiz, saygımız. Ve onların kaliteli oyuncular olması. Bu kadar. Evet. Çok da fazla başınızı ağrıtmak istemiyorum. Daha yol çok uzun. Yollar çok uzun. Bu hikaye çok daha devam edecek. Geçen 15 gün önce de söylemiştim. Bu hikayede henüz daha fragmandayız demiştim. Film daha henüz başlamadı demiştim. Ama herhalde benim söylediklerimi birileri anlamak istemiyor herhalde sanırım. Bugünlerde birbirimize destek olacağız. Birbirimize saygı göstereceğiz. Birbirimizin arkasında duracağız. Kaldı ki ben oyuncularımla ilgili bahsediyorum. Kendime ilgili hiçbir şey bahsetmiyorum. Çok umurumda değil. Yani bunun altını çizerek söylüyorum. Bana verilmiş destek, verilmemiş destek. Bunların hepsi ben çok, bu liglerde çok şampiyonluklar yaşamış. Böyle birileri yazmış bir tane şampiyonu, pardon. Demek ki doğru girmemişsin herhalde bazı şeyleri. Doğru araştırmamışsın. O yüzden bir gir de neleri şampiyon yaptığımı, nereleri şampiyonluk yaşadığımı, kaç tane Süper Lig'e takım, kaç kez Süper Lig'e çıkarmış bu ülkede teknik adamlar sıralamasında olduğumu, ikinciliklerde yaşadığım şampiyonlukları, playoff'ları saymıyorum bile. O yüzden bir bakalım, ondan sonra bir daha onlar, o arkadaşlar yazmaya devam etsinler. Çok da umurumda değil ama bazen insan alınıyor, kendi içinden bunları duymasından alınıyor. Yani kendi camiasından duymasından alınıyor. Ben yolumuzun çok uzun olduğunu, bu hikayenin daha çok şeyler içereceğini, bu hikayede yolumuzun daha çok zorluklarla kesişeceğini, şu anda 10 haftada da mağlup giden, ligin en az gol yiyen takımı, liglerin en az gol yiyen takımı, bulunduğu puan ortalaması son derece başarılı olan bir takımı yönetmekten gurur duyuyorum. O yüzden de biz bu grubun en değerli takımlarından bir tanesiyiz. Böyle olmaya da devam edeceğiz. Ligin sonu bizim istediğimiz şekilde bitecek. Göreceğiz. Ondan sonra da inşallah
istediğimize ulaştığımız zaman da bizim tek istediğimiz şey Kastamonu'nun emeği verdiği emeğinin karşılığını alması. Biz başka bir şey istemiyoruz. Kimseden de bir beklentimiz yok. O yüzden geldiğiniz için de teşekkür ederim. Herkese, bütün taraftarımıza ama özellikle Kastamonu spor sevdalılarına sesleniyorum. Gerçek sevdalılarına sesleniyorum. Hani takımın ne zaman kötü gidecek diye bekleyen kişilerine değil. Gerçek sevdalılarına, taraftara sesleniyorum. Seyirciye değil. O taraftardan ricam, ne olur bu çocuklara destek versinler. Ne olur bu çocukların arkasında olsunlar. Yani bundan daha büyük bir senaryo olamazdı. Bundan daha büyük bir film olamazdı şu anda. Kastamonu Spor'un yaşayacağı en güzel senaryolardan birini yaşıyoruz. Bu süreci de onların desteğine, bu çocukların ihtiyacı var. O yüzden o, bu, sen demekten vazgeçin. Vazgeçsinler ve sadece takımlarını desteklesinler. Teşekkür ediyorum. Yeni bir yüzyıla girdik. Bu yeni yüzyılda da inşallah Kastamonu Spor istediği, hedeflediği yerlere gelmeyi nasip eder Rabbim. Teşekkür ederim. Var mı sorunuz? Varsa cevaplayayım. Yani hocam ben sadece şunu söylemek istiyorum. Tabii ki takımlar siz biliyorsunuz. Evet. Takımla belki haftada bir maç için 7-8 maç program açıyoruz. Evet. Sağlık durumunu da yönetiyoruz. Evet. Ama sanki insanların da bu sağlık durumunu bilmesi gerekiyor. Doğru. Ki ona göre yorum yapsın. Doğru. %100 haklısınız. Bu noktada sanki kulüp olarak sizinle bir çalışma yapmanız doğru olabilir. Sağlık raporu mu verirsiniz artık bir maçtan önce? Cezalı. Yok, bunu kendi sitemizden yayınlayarak aslında bunu daha böyle bir, evet, biraz daha bu kendi sitemizden yayınlayarak bunu halkımıza veya takip edenlere veya sizin gibi spor yazarlarına bildirmekte fayda var aslında. Doğru söylüyorsun. Ama biz bu konuda eksik kalmış olabiliriz. Bu konuda da daha bilgilendirmeyi katılıyorum, uygun buluyorum. Ve bunu da böyle yapmaktan bundan sonraki çözümü öyle bulacağımızı düşünüyorum. Bir de şunu sormak lazım, söylemek lazım. Tabii ki sene başında şu senaryoyu önümüze koysalar ve şu puan durumunu da önümüze koysalar, söylediğiniz gibi herkes imza atar. Evet. Ancak Düzce ve Sarıyer'de bunun üstüne çıkabilecek bir durumumuz var gibiydi. Düzce ve Sarıyer maçlarında kazandığımız 2 puan. Bu ligde kazanılan her puan önemli. Evet. Ama kaybedilen de 4 puan var mı? Ah vah etmemiz gerekiyor mu? Kaybedilen 2 puan var. 4 puan yok. Sarıyer maçını, Sarıyer'de muhteşem bir taraftara karşı bizim kendi adımıza İstanbul'da yaşayan taraftarlarımızı yanımızda görmekten, bakın altını çizerek muhteşem bir taraftar diyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum. O taraftara galibiyet armağan etmek isterdik. Öne de geçtik. Fakat sağ zemini ve rakibin o andaki yaşadığı psikoloji, bakın biz öyle bir takım haline geldik ki, lütfen şunu bilmenizi istiyorum. Bizimle beraber kalan takımlar prim veriyor artık kendi sahalarında. Yani şimdi Sarıyer takımı bizden sonra prim verdi takımına. Kaldı ki Sarıyer takımı, şaka söylemiyorum, bizden fazla para harcadı. Bakın kadrosuna, kimlerin olduğunu görürsünüz kadrosunda. Yani böyle bir kadro var Sarıyer takımı. Sarıyer takımı bir de üstüne üstlük hoca değiştirmiş. Hoca yok. Bir reaksiyon vermek durumunda. Bu reaksiyonu oyuncular hoca gidince daha fazla vermek zorundalar. Sorumluluk üstlerine bindi çünkü. Böyle bir tabloda çıktık biz Sarıyer maçına. Zemin inanılmaz kötü. Oyuncularımızın, biz pas oyununu oynayan bir takımız. Evet, dedim ya 8-9 hafta müthiş bir grafik. Kimileri beğenir, kimileri beğenmez. Ama müthiş düzeni olan bir takımız biz. Her şeyden önce düzenli oynayan bir takımız. Yani bu liglerde böyle muhteşem futbol falan oynamak zor. Çünkü rakip sana bunun oynamasına izin vermiyor. Yani böyle attığı zaman mangalda kül bırakmayanlar var. İyi futbol bilmem ne falan, böyle eski futbol oynamış kişiler de bunu bazen yorumlamaya çalışıyorlar. Kardeş, oynadığın ligde bir rakip var. Ve bu rakibin durumu da önemli. Sarıyer takımının durumu tam bir kavgaya ve zemin de ona müsait olduğu için böyle bir kavga halinde geçti. Biz bütün riskleri aldık. Yani onu biraz önce de ifade ettim. 10 kişi kalmamıza rağmen Zahit ile Abdülaziz'i aldım oyuna. Neden? Kazanmak istedim. Ama olmadı. Kazanamadık. Son
5 dakikada 2 tane net pozisyonumuz var. Onu değerlendiremedim. Evet, kayıp mıdır? Asla değildir. Sarıyer maçının kazanılmış puanı vardır. Bizim hesabımızda deplasmanda kazanılan puan, içeride kazanılan 3 puan. Biz hesabımızı doğru yapıyoruz. Öyle anlattıkları gibi değil bu iş. Hani bu puan ortalaması yetmezmiş diyenler var ya, kaç tane yaşadı ki şampiyonluk yetmez diyorsun. Biz sadece Fethiye maçında atıyorum kazandığımız, Etimesgut maçında kazandığımız, deplasmanda kazandığımız o maçların 2 puanını içeride kaybettiğimiz bu 2 puan Düzce maçıyla telafi etmeye çalıştık. Sadece onu. Bizim için kayıp var mıdır? 2 puan kaybımız vardır. Yani keseden yedik aslında. 2 puan keseden yedik. Biz bunu ister miydik? Asla istemezdik. Düzce maçını, ama onlar da bir reaksiyon göstermek zorundalardı. Onlar da bir sıkıntılı. Peki kadroyu sayabilir miyiz? Düzce takımının kadrosunu. Öyle boşa sayılacak oyuncu değil. İçlerinde Süper Lig'de oynamış oyuncular var. Yani tanımadan bilmeden rakipleri analiz etmek ve konuşmak çok doğru değil. Evet, biz bunları bilirsek ancak bu çocukları suçlarız veya suçlamayız. Bir de ceza alanında varyasyonlarımız, topu oraya götürme, evet, setlerimiz. Evet. Topu ileriye taşımakta bir problem görmüyorum kendi adımda. İki forvetle oynuyoruz, evet, gol atmak için bunu yapıyoruz ama kısır da kalıyor muyuz? Kalıyoruz. Evet. Kalıyoruz. Bu hafta mesela bizim en büyük handikaplarımızdan bir tanesi. İki kenar oyuncumuz ki bizim oynadığımız oyun düzeninde kenar oyuncularla birlikte hücum gücümüzün çok artması gerekir. Bunu maalesef ki bu maç itibariyle hiç yapamadığımızı söyleyebilirim. İki santroforumuzun da bu hafta çok statik oynadığını söylersek, oradaki hareketliliği işte birazcık Yusuf yapmaya, değerlendirmeye çalıştı. Ama onun dışında dedim ya, Okan'ın zaten şu anda yaşadığı bir sıkıntılı bir süreç var. Okan zaten normal bir Okan olmuş olsaydı Düzce maçında da farklı bir Okan görebilirdik. Buna rağmen 2-3 tane vurdu. Olmadı. Olabilir miydi? Olabilirdi. Ama işte Düzce maçında istediğimiz seviye değildi. Yani istediğimiz seviyenin de çok altındaydı. Yani bu anlamda üretkenlik hemen hemen hiç yoktu. Bunu kesinlikle öz eleştiri yapıyoruz. Zaten biz pembe bakmıyoruz hiçbir şeye. Eksiğimizi biz burada değerlendiriyoruz. Çocuklarımıza analizle geliyoruz, aktarıyoruz ve anlatıyoruz. Biz öyle çala kaşık maça çıkmıyoruz. Çala kaşık maçtan sonra değerlendirmiyoruz. Bütün analizlerle önlerine sunuyoruz ve onlara yaşadığımız maçın da hikayesini anlatıyoruz ve gösteriyoruz. Oynanacak maçın da hikayesini anlatıyoruz. Öyle değil. Biz ne yaşadığımızı biliyoruz. Biz Düzce maçında eksiklerimizi çok net biliyoruz ki söylediğin eksikler tamamen bizim cuk diye oturan eksiklerimiz. Biz bunu doğru yapamadık. Yapamadığımız için bu oyun formatı işlemedi. İlk defa biz bir rakibe pozisyon verdik. İlk defa bu kadar pozisyon verdik. Çünkü Yalçın gibi çok önemli bir tecrübe orada olmayışı, oturmuş Oğuz Ramazan Yalçın üçlüsünün oturmuşluğunun getirdiği bir müthiş bir birliktelik rakiplere ceza sahasına bile girmesini engelleyen bir durumdaydı. Ama çok büyük sıkıntılarla yeni başlayan Emrecan'ın oraya dahil olması, işte önündeki bazı arkadaşlarının hasta ve sakat olması, bu iki kenar bekimizin de bu anlamdaki onlara destek vermemesi bizim bu maçı bu şekilde sonlandırmamıza neden oldu. Olabilir. Olabilir. İşte bugünlerde taraftara ihtiyacımız var ama. Ya bugün kötüyüz. Evet, kötüyüz ama taraftarımız çıkacak olur da. Oyuncularımıza destek verecek ve maçı onlar alacak. Bazen taraftar maçı alır. Bazen oyuncu alamayabilir, teknik adam almayabilir. Biz taraftarımızdan beklentimiz bu. Bizim itici gücümüz olmalılar. Eğer bunu başarırlarsa o zaman hayallerimize ortak olurlar. Biz onlardan bunu bekliyoruz ve istiyoruz. İnşallah olurlar. Evet, geçmişte uzun bir süredir bu takım çok zor günler geçirdi. Çok kötü günler geçirdi. İlk defa böyle bir atraksiyonun içinde. İlk defa böyle bir heyecanın ve coşkunun içinde. Ama bir kabuk kıralım kabuğu. Yırtalım bu kabuğu. Hadi hep beraber el ele verelim. Biz bir sürü düzenlemeler yapıyoruz seyircimizi sahaya çekelim diye. Halkımızda Kastamonu spor sevdasını çoğaltalım diye bir sürü aktiviteler yapıyoruz. Bunlar içinde biraz da siz çaba sarf edin.
Yani bazı zamanlarda 12. adama çok ihtiyaç vardır. Onları serzenişte bulunmak adına söylemiyorum. Ama onlara ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Birazcık besteler yapın, birazcık şarkılar söyleyin, birazcık oyuncularımızın an be an maçını yaşatmaya çalışın. Belki de orada vereceğiniz bir destek oyuncumuzun o anda düşmüş olduğu bir... Yiğit Ali'm son 10 dakikada artık çok affedersiniz. Kusacak hale geldi, beyni döndü, çocuk hastalık... Yani birini ya tercih edecektik ya onu, ya Kubile'yi ya onu tercih edecektik çıkarmak için. Hasta, bu çocuklara destek vermek lazım. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani onlara destek verirsek biz bu başarıyı yakalarız. 100 kişi gelmiş Düzce taraftarı. 100 kişi bir dakika susmadı. Susmadı. Bizim taraftarımız da susmamalı. Nasıl İstanbul'da taraftarımız bir dakika susmadı. Onlara galibiyeti çok armağan etmek. Biz burada kimsenin başını öne eğmedik haftalardır. Her maçı kazandık içeride Düzce maçına kadar. Her maçtan sonra biz orada şehrimizin şarkılarıyla oynadık, eğlendik. Bugün de onlara ihtiyacımız vardı. Bugün de onlar destek verselerdi. Maçtan sonra keşke çağırıp çocuklarımızı, evet bugün kötü oynadık biliyoruz ama destek verselerdi. Eleştiri yerine destek çok önemli şampiyonlukta. Eleştiri yapalım, biz kendi içimizde yapalım. Zaman zaman onların da fikirlerine itibar edelim. Ama sadece eleştiri olmaz. İşte biraz önce söylediğim o ismin yazdığı gibi. Sadece böyle farklı bir şey yazmak için yazma. Farklı bir şey yazmak için yazma. Bir de Kastamonu sporlu olduğunu, bir de Kastamonu'lu olduğunu yazar, ifade edecek yazılar yaz. Bırak öyle artık saçma sapan, kimseyi çoluk çocuğu böyle etkilemeyecek kadar zavallı yazılar yazma. O yüzden ben herkesin bu yolda beraber yürümesini istiyorum. Ben burada bu mücadeleyi veriyorsam herkesin, ben Kastamonu değilim ama Kastamonu kadar çok çalışıyorum. Ama bunun için de destek istiyorum. Sadece temennim bu. Başka bir şey değil. Başka bir şey değil. Eğer birilerinin de kalbini kırdıysak özür dilerim ama bu benim oradaki heyecanım ve hırsım, coşkum. Ben hırslıydım. Ben kaybetmeye tahammülüm yok. Yani asla, benim için beraberlik bile kaybetmek gibi bir şey. Ben bunu yaşayan birisiyim. Ben isterim ki hep kazanalım ve bu hedeflediğimiz, istediğimiz hayallerimize kavuşalım. Bunun için de lütfen sizin aracınıza söylüyorum. Bu yolda beraberiz. Bu yolda birlikteyiz. Bu yolda dönenin kaşığı kırılsın. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Biz bu mücadeleyi beraber vereceğiz. Ama lütfen o beraberliğimizi de bozacak insanları içimize almayalım. Teşekkür ederim.